Kendisi... Ya. Tişörtü çıkarma vakti gelmedi mi? Bence bunu çıkartma vakti geldi. Nerede? Bob Gym'de. Bob Gym'de omuz, biceps, triceps antrenmanı yapıyorum. Çılgın bir giriş yapayım mı oraya? Bob Gym'de biceps, triceps. Disap... Gördüğünüz Bob Gym. Bugün burada omuz, biceps, triceps. Patlatıyor. Üstümüzü değiştiriyoruz. Sağlam bir antrenman yapacağız. Bob Gym nasıl antrenman yapılır görsün. Dostlarım, lekanetimizi değiştik. Bugün 6000 MG lekanetini aldım. Bob Gym'e yakışır bir lekaneti. Şimdi gidelim suyumuzu alalım. Hadi gelin. Suyumuzu alalım, ondan sonra antrenmanımıza başlayalım. Evet, antrenmana başlama vakti dostlarım. Bütün antrenmanı sizin için çekemeyeceğim ama her yaptığım ilk seti sizin için çekeceğim. Ve ondan sonra size diyeceğim ki şimdi bunu yapacağım şeklinde söyleyeceğim. Yani bütün antrenmanı çekemeyeceğim ama bütün antrenmanı size anlatacağım. Şimdi daha hiç ısınmadım. Fit machine'e 5-5 taktım ve 30 tekrar yapacağım. 30 tekrar yapana kadar buradayım. Sonra yine arttıracağım 25-20 falan filan, sadece izleyin. 30 tekrar buradayım. Gördüğünüz gibi 30 tekrar. Şimdi 5-5 daha takacağım 25, 5-5 daha takacağım 20, 5-5 daha takacağım 15, 5-5 daha takacağım 10. Yürümek lazım. Arkadaşlar, 5-5 kilolarla 30 tekrar yaptım. 10-10'larla 25. Şimdi 15-15 taktım. 15-15 taktım. 20 tekrar yapacağım. Ondan sonra back geçeceğim. Yani ensemi indireceğim, neck press yapacağım. Ağırlığı hiç düşürmeden tekrarı dediğim gibi. Yani 20 takacağım, 15 tekrar yapacağım. 25 takacağım, 10 tekrar. En son 30 takıp 5 tekrar yapacağım. 3 tane önüme, 3 tane enseme yapmış oluyorum genel olarak. En son yan açış yapıp omuzu bitireceğim. Çok fazla değil. 6 set yan açış yapıp bitireceğim. Sonra biceps, triceps. İnceden güzel, hard bir antrenman. Dinleneceğim. Biraz dinledikten sonra
sehpamı ayarlayacağım, sehpamı dimdik konuma geleceğim, buraya 5-5 daha takacağım. 20 tekrar yaptım, şimdi 15 tekrar yapacağım enseye, ondan sonra 5-5 daha arttıracağım, 10 tekrar, 5-5 daha arttıracağım, 5 tekrar. Smith'in değişim bitecek, ondan sonra 5 veya 6 set hissetmeme göre, buraya enerjime göre yan açış yapacağım. Omuz bitecek, sonra biceps ve triceps. Dostlarım, son 6. sete giriyorum. Normalde 5 tekrar yapacaktım. Biraz fazla dinlendim. Yani normalde 1 dakika falan dinliyordum. 1,5 dakika falan. 2 dakika dinlendim. Bunu 5 tekrar yerine maksimum yapmaya karar verdim. Bundan sonraki yan açışı da 5-6 set yerine 2 set maksimum 3 dumbbell'la drop set yapmaya karar verdim dostlarım. Bu şekilde yapacağım. Şimdi buradayım. 5 tekrar yerine maksimum. Bakalım kaç. Çok iyiydi. 5 tekrardı normalde ama iyi dinlenirseniz eğer işte fazla yapabilirsiniz. 9 yaptım. 10'da da gerilimi verdim. Tam kaldıramadım ama gayet iyiydi. 2 set, 3 dumbbell'la yana açış, drop set. Tişörtü çıkarma vakti gelmedi mi? Bence bunu çıkartma vakti geldi. Şimdi ne yapıyoruz? 3 dumbbell'la drop set. Sadece 2 tekrar. Sadece 2 tekrar sonra antrenman bitiyor. Sadece 2 tekrar. O yüzden %100'ümü verebilirim, anladın mı? En iyisini yapabilirim, en iyisini. En iyisi, şu anın en iyisi. Bugünün en iyisi, şu anın en iyisini yaparsanız şampiyon olabilirsiniz. Sıradan yapmazsanız sıradan olmazsınız. Dostlarım, dumbbell'larım 20 kilo, 15 kilo ve 12,5 kilo. 20 kilo ile 8 tekrar, 15 kilo ile 10 tekrar, 12 kilo ile 12 tekrar yapacağım, yani hedefim o. Ne dedim? Sadece 2 set, anladınız mı? Sadece 2 set. %100'ümü verebilirim, yapabilirim. Oh!
Gördüğünüz gibi 3 set ön omuz yaptık, 3 set medial deltoid yaptık, yine medial deltoid işliyoruz. 2 set sadece maksimum, bir tanesini yaptım, son bir tanesi. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında gücüm kalmadığını hissediyorum ama tahmin ettiğimden daha güçlü olduğuma eminim. Ve tekrarları arttırmayı düşünüyorum. 20 ile 10 tekrar, 15 ile 12, 12 ile 17 tekrar veya 15 tekrar yapmayı düşünüyorum. Kendime güveniyorum, yapabilirim. Pop Gym'e yakışır bir antrenman. On bir, on iki. Dediğimden bile fazla yapıyorum. Yok. O zaman bunu 15. 1, 2, 3, 4, 15 ile 15 tekrar. 5, 6, 7, 7 daha. 1, 2, 3, 5, 6, 7, son. Aaa! Yapabilirim. Biceps ve triceps'e geçeceğiz. Sadece ikişer tane süperset. Yani toplam 4 hareket, ikişer tane süperset yapacağız. Biceps ve triceps'i bitireceğiz. Dostlarım, biceps'in ilk hareketi normal dumbbell biceps curl. Hemen ardından hammer curl. 6 tekrar 6 tekrar yapıyoruz süperset. Ondan sonra bir biceps daha yapacağız, yine süperset. Ondan sonra 2 set de pardon, ikişer hareketle toplam 4 set triceps yapacağız ve bitireceğiz. Anlatacağım zaten hepsini. Şu an kafanız karışmış olabilir. Şu anda bilmeniz gereken tek şey normal biceps curl. Alternatif yani, bir sağ bir sol. Ondan sonra normal hammer curl iki kolla birlikte 6 tekrar 6 tekrar. Toplam 12 tekrar biceps. Bunu 3 set yapmanızı istiyorum. 6 tekrar, 6 tekrar, 3 set. Dostlarım, biceps'in ikinci hareketi yine bu sefer dev set. Normal Z barla curl yapacaksınız. Pardon, önce hafif kilo Z barla en açık yerden tutacağız. Şu şekilde, bu şekilde. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Sonra normal, ondan sonra en dar. Tekrarları da söyleyeyim. Açık 15, sonra normal biceps'e geçiyoruz 10. Sonra en dar taraftan tutup
bir 15 daha tekrardan hafifle. İzle inanmayacaksınız zaten. Dostlarım, tek kol egzersizi indirme yapacağız. Tek bir kol için 15 tekrar yapacağız. 15 tekrar sağ kol, 15 tekrar sol kol. Ondan sonra close grip bench press, yani dar tutuş bench press yapacağız. Triceps için formuma dikkat edin. 15 tekrar yapıyorum sağ elimle, 15 tekrar sol elimle. Sonra bench'e geçeceğim. Sadece izleyin. 3, 4, 5, 6, 7. 5 press. Daha tutuyorum. Bunu 3 set yapıyorsunuz. Ben de 3 set yapayım, daha bu birinci setimdi. 3 set daha yapayım, ondan sonra triceps'in hareketini, son hareketini gösteriyorum. Aynı zamanda idmanın son hareketi. Dostlarım, unutmayın, her gün, her an elinizden gelen en iyisi. Dostlarım, idmanın son hareketi. Triceps'in son hareketi, idmanın son hareketi. Bundan sonra kardiyoma gidiyorum. Son hareket. Antrenmanı yapacağım ve biteceğim. Bugün bundan sonra ne yaparsan yap. Evde yatıyor musun? Arkadaşlarını geziyor musun? Ne yaparsan yap. Ama şu anda en iyisini yap. Bir parantez açmak istiyorum dostlarım. İki türlü antrenman vardır. Yanlış antrenman, doğru antrenman. Şimdi mesela siz bu videoyu izleyerek doğru antrenmanı görmüş oluyorsunuz. Doğru antrenman stilleri, hangi hareketle hangi hareket yapılır gibi. Bunlar ince detaylar ama önemli detaylar. Burada ağırlığı kendinize göre ayarlayabilmeniz en önemlisi. Ağırlığı kendinize göre ayarlayın. Ve bu teknikleri, hani ağırlıkların hangisinden hangisine geçeceğinizi, hangisinin süperset olacağını öğrenin. Ağırlıkları kendinize göre ayarlayın. Sakın benim yaptığım ağırlıklarla veya başkalarının yaptığı ağırlıklar değil. Herkes kendisine göre bir ağırlık. Mesela şu soru çok garip. Hocam hangi ağırlıklarla yapayım? Lan nereden bileyim ben senin gücünü, tekniğini, her şeyi nereden bileyim? Ağırlıkları kendiniz belirlemelisiniz. Güzel ağırlık belirleyin. Antrenman tekniğini örnek alabilirsiniz ama ağırlıklar size bağlı. Son. Triceps'in son hareketi. İyi izleyin. Bunu 3 set yapacağız. Enseye indirme 12 tekrar, sonra maksimum 5 dips yapacağız. 3 set yapıyoruz ve sonra kardiyomuzu yapıyoruz, sonra ne haliniz varsa görün. Şunu söyleyeyim, enseye indirme incline olacak ama bench yaparken göreceksiniz zaten nasıl yaptığımı.
yaptım. Bunu 3 set yapıyoruz, sonra kardiyomuzu yapıyoruz, bitiriyoruz. Ben videoyu burada bitireyim hatta. 2 set daha yapacağım, kardiyo da yapacağım. Kardiyoyu nasıl yapın biliyor musunuz? Canınız hangisini istiyorsa ama yeter ki yapın. Dışarıda mı koşmak istiyorsun? Dışarıda koş. Eliptik mi, koşu bandı mı, bisiklet mi, hit kardiyo mu, ip atlama mı? Ne istiyorsanız yapın. Ama yeter ki şu kardiyoyu yapın. Kendi istediğinizi yapın. Yeter ki yapın. Dostlarım izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklama arkasında hesabım yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Peace out. Arkadaşlar bu videonun sonunda Bob Gym nasıl bir yer onu da eklemek istiyorum. Burası. İşte buradan giriyorsunuz. Hop bir oyun konsolları var burada. Bir şey söyleyeyim mi? Çok karizmatik duruyor. Gerçekten çok karizmatik duruyor. Bildiğin ol. Burası resepsiyon. Bilardo var. Ring var. Küçük küçük ama çok tatlı bir ring var. Bob Gym. Burada da yemek falan yiyor hocalar. Yani danışma gibiyiz. Sonra dumbbell'lar. Gerçekten karizmatik. Zaten müzikleriyle ön plana çıkan gerçekten güzel bir salon. Şu eşyalarımı unutmayayım. Güzel bir antrenman yaptım. Omuzları patlattım. Bicepsi, tricepsi de patlattım. Soyunma odasına doğru inelim. Bob Gym. Sular var. Satılık makinede satılıyor. Buradan aşağı indiğiniz zaman soyunma odalarına doğru gidiyorsunuz. Burada da efsaneler var ve çok güzel bir dizayn. Çok güzel bir tasarım var. Burada mini bir ofis, ilk yardım yeri. İlk yardım yeriymiş. Burada karanlık yoldan gittiğiniz zaman bayan ve sonra erkek soyunma odası. Erkek soyunma odası da gördüğünüz gibi men yazıyor ama biraz karanlık göremeyebilirsiniz. Bob Gym havluları. Bir güzel karizmatik bir spor şey. Soyunma odası. Hatta size ben öğünümü de göstereyim. Bundan sonra ne yiyorum onu da göstereyim. Sonra videoyu bitireyim. Dostlarım, videonun sonunda size öğünümü de göstermek istedim. Hiçbir zaman hiçbir yerde öğün kaçmaz. Şu an trafikteyim ama asla öğün kaçmaz. Gördüğünüz gibi salatalığım var. Bir tane normal salatalığım var. Hindi, 200 gram hindi, 15 gram ceviz. Ve karbonhidrat var. Esmer pirinç var, yaklaşık 200 gram pişmiş ağırlığıyla esmer pirinç var. Size bu videonun sonunda beslenmemi de göstermek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Peace out.